TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Işık Tutanlar Radyo 1'de Işık Tutanlar programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Erol Doğuo, program yapımcımız Zeynep Matur. Programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan. Eğitimle, öğretimle binlerce gence ışık tutan, gelecekle ilgili kaygılarına umut olan genç bir üniversitenin başarılı bir rektörü bugün stüdyo konuğumuz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok öyle iltifat dolu cümlelerle bizi programınıza e, konuk etmiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi üniversiteler için çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Evet. Tercih zamanı. Evet. Üniversiteli adayları heyecan ve endişe içinde aslında. Şu anda radyoları başında bizleri dinleyen birçok üniversiteli adayı var. Bir de onların aileleri var tabii, tabii ki. Tabii. E, bu yüzden istedik ki Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni tanıtalım ve neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir tanıtım içerisine girdiniz? Sizden öğrenmek istiyoruz. Evet. Şimdi e, öncelikle tabii ki YKS sınavını geride bıraktık. Sonuçlar da açıklandı birkaç gün önce. E, bu açıklanan sonuçların sınava giren tüm adaylar için hayırlı olmasını ve beklentilerini, yani ben bekledikleri bölümleri kazanmada yani inşallah böyle güzel sonuçlar almada onlara e, imkan tanımasını hı hı, e, istiyoruz. Diyelim, e, evet. Hem adayları hem ailelerini tebrik ediyoruz. Çünkü büyük bir nüfus evet. yani 2 milyon civarında bir adayımız var. Aileleriyle birlikte belki 10 milyonu buluyor. O yüzden Türkiye nüfusu içerisinde büyük bir nüfus böyle heyecanla acaba tabii nereye yerleşeceğiz, <laughs> çocuklarımız nereye yerleşecek onu bekliyor. Biz de... O vesileyle burada sizlerin de e, tabii destekleriyle üniversitemizi tanıtmak üzere e, gelmiş bulunuyoruz. Evet genç bir üniversite dedik aslında gerçekten genç bir üniversite ve ama kısa zamanda da çok büyük işler başardı. Çünkü her yıl neredeyse birçok bölüm açılıyor, fakülte açılıyor. O yüzden birazcık böyle hani geçmişe gidelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, nasıl geldik bu döneme onları anlatır mısınız? Evet onları anlatalım. Aslında tabii bizim üniversitemiz yani şu anda 7. yaşında diyelim ama biz her zaman diyoruz ki bizim tabii geçmişimiz var. Türkiye'deki birçok üniversite yani aslında sıfırdan kurulmuyor. Geçmişte kurulanlar var 50 sene önce, işte 40 sene önce, 30 sene önce. Onların bazı işte birimleri bölünerek yeni üniversitelere dönüştürülüyor. Özellikle son zamanlarda epey bir üniversite dönüştürüldü bu şekilde. Bizim üniversitemiz de Balıkesir Üniversitesi'nden bazı birimlerin kopartılmasıyla birlikte kurulmuş olan bir üniversite. 23 Nisan 2015 tarihinde kurulmuştu. Böyle güzel bir tarih. Her zaman belirtiyorum hı hı, onu çünkü. Evet, özel bir tarih. Özel bir tarih. Öyle ve e, bey, özellikle şu anda biz 5 tane ilçedeyiz. Balıkesirimiz biliyorsunuz ki 20 tane ilçeye sahip. Yani Türkiye'nin e, coğrafi büyüklük olarak da önemli illerinden bir tanesi. 20 tane ilçesi var. Bizde bu 5 ilçede e, var olan, yani birimleriyle var olan bir üniversiteyiz. İşte Bandırma merkezimiz, merkez kampüsümüz burada. E, i̇şte Gönen'de, Manyas'ta, e, Erdek'te ve Susurluk'ta Susurlu. da varız birimlerimiz var. Bizim geçmişimiz o yüzden diyoruz ki Balıkesir Üniversitesi 92 yılında kuruldu. 93 yılında hemen Bandırma'da Balıkesir'e bağlı iktisayi daimler ve bazı MEOlar kuruldu. O yüzden biz kurulduğumuzda yani hali hazırda tabii ki bazı birimler vardı. Onun üzerine inşa edildik ama tabii biz kurumsal olarak bir üniversiteye dönüştük. Bu altı yıl içerisinde gerçekten Türkiye'nin aslında saygın üniversitelerinden biri haline geldik diye düşünüyorum yani. Kesinlikle o... öyle. Evet. Peki hangi akademik birimleriniz var ve son yıllarda açmış olduğunuz bölüm ve programlar nelerdir? Kısaca onlardan da evet, bilgi biz, alalım. Bizi yani üniversitemizde. Ee, ...şu an itibariyle 10 tane fakültemiz var. 9 tane meslek yüksek okulumuz var. Ee, enstitülerimiz 4 tane enstitümüz var. Araştırma merkezlerimiz var 19 civarında. İşte bu fakülte ve e, MEOlarımızın altında da e, 140'ın üzerinde bölüm ve programlarımız mevcut. Yani bu haliyle biz Türkiye'deki yani büyük ölçekli üniversitelerle karşılaştırmıyorum ama... ...yani birçok üniversiteden daha fazla e, imkanlara sahip olmuş durumdayız. Fakülte sayısı ve bölüm sayısı itibariyle artık çok seçenemiz var... Yani bu 6-7 yıllık süre içerisinde yeni bir üniversite olarak güzel bir yapı kurduk ve özellikle de öğrencilerimizin tercih etmek istedikleri bu günümüzün modern dünyasında değişen dönüşen dünyasında öne çıkan bölümleri açarak programları açarak Böyle güzel bir üniversite kurmaya çalışıyoruz. O yüzden de yeni nesil devlet üniversitesiyiz biz diyoruz. Peki biraz evet. yerleşkeyi aslında anlatalım. Yani evet. çok büyük bir alana sahip ve yeni binalar da yapılıyor. Yani öğrencilerin tercih etme açısından nasıl bir ortam onları bekliyor? Evet bizim tabii ki bu beş tane ilçede bizim 10 tane yerleşkemiz var. Yani irili ufaklı merkez yerleşkemiz Bandırma'da dört tane yerleşkemiz var. Merkez yerleşke Bandırma'da. ...740 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazi içerisinde... E, ...tabii Balıkesir'den devraldığımız bina... E, ...büyükçe bir binamız vardı. Onun üzerine biz şu anda yeni binalar yapıyoruz. Yeni peyzaj alanlarımızı yapıyoruz. Yani şu anda kampüsümüz... ...epey bir e, bitmek üzere. Yani biten binalarımız var, mevcut binamız var. Ve bitmek üzere birkaç aya... ...bitecek birkaç tane binamız var. E, yani biz güzel bir kampüs... Kurduk diyebiliriz evet. çok yani bir iki yıl içerisinde Türkiye'nin en güzel kampüslerinden bir tanesi ortaya çıkmış olacak inşallah. Zaten şu mevcut haliyle de bize yetecek şekilde bir kampüs ortamı çıktı. Çünkü bizim çok güzel modern bir kütüphanemiz var. Evet. Yani son derece modern gerçekten Türkiye çapında yani içiyle birlikte içindeki kitaplarla birlikte öğrenci başına 50 tane yayın düşen. Bu yüksek bir rakam. Çünkü bazen bakıyoruz 5 yayın düşmeyen e, üniversiteler bile olabiliyor. Biz kütüphaneye çok önem veriyoruz. Çok Onun modern dışında, bir ortamda gördüğün gördüğüm güzel kadarıyla. Var, güzel yemekhanelerimiz var. Çok güzel e, modern yemekhanelerimiz var. Ve şu anda e, öğrencilerimiz geldiği zaman inşallah bir hikaye bitecek olacak. Çok güzel modern tesislerimiz, evet. e, spor tesislerimiz. Yani Türkiye'nin en güzel spor tesislerinden bir tanesi inşallah üniversitemizde yapılıyor bitmek üzere. Bildiğim e, kadarıyla bir sahne de olacak. Tabii çok büyük bir çatı tabii çatı <laughs> şeyimiz var, salonumuz var. Yani son yapmakta olduğumuz tabii ki binalarımız çok modern. Sınıflarımız yani bitenler var, bitecek olanlar var. Yani güzel bir üniversite kampüsü hayal ettik, onu da gerçekleştirme yolunda adımlarımızı attık. Yani sonuca da ulaştık diyebiliriz yani evet. ulaşmak üzereyiz. Peki eminim adaylar şu anda hangi bölümler var? Onları merak ediyorlar. Biraz ondan da bahsedelim tabii. mi? Hangi bölümler var? Hangi fakülteler var daha doğrusu? Tabii tabii. Şimdi bizim yani tabii enstitüler ilgilendirmiyor adaylarımızı şu an için lisans adaylarımız, ön evet. lisans evet. adaylarımız ama çok zengin enstitü evet. programlarımız da var. Onu bir söyleyeyim. Onları saymayacağım ama şimdi biz fakültelerimize baktığımız zaman Türkiye'de tabii olan fakülteler de var, az olan fakülteler de var. Mesela diyelim ki denizcilik fakültesi her yerde yok. Evet. Biz şimdi deniz kenarında e, tabii ki çok güzel bir bölgede. Şimdi Bandırma dediğimiz zaman hemen yanındaki Erde ile Marmara Adaları ile işte Gönen ile Manyası ile Susurlu ile çok güzel bir bölge burası. Siz biliyorsunuz evet. zaten burada <laughs> evet, yaşıyorsunuz. Ben de burada yaşadığım için. Dolayısıyla yani burada yani bir yandan böyle tatil havasında aslında. Evet. Yani ben mesela İstanbul'dan geldim. Buraya geldiğime gerçekten mutluyum. Yani ben buraya geri gelmez İstanbul'dan böyle benim bir havam değişiyor. Sanki Tatile ne kadar, ne kadar gibi. yoğun çalışırsak çalışalım <laughs> yorulmuyoruz ciddi söylüyorum. Doğru. söylüyorum. Ama zaten hani ee, üniversitede denizi görüyor. Tabii Şöyle bir, bir terasa çıktığınızda tam, deniz ayağınızın altında. Kampüsümüz zaten her yeşilliklerin evet. içerisinde şimdi daha da yani. yeşil olacak yani Bandırma güzel bir yer, Erdek güzel bir yer. Yani o anlamda deniziyle, doğasıyla, işte güneşiyle, yeşilliğiyle iki tane büyük antik kentimiz var burada. Daaskrien ve Kzikos. Hemen çevremizde kuş cenneti var. Kapıdağ Milli Parkımız var. Yani, yani aslında öğrencilerin sosyal açıdan da üniversitenin dışında da sosyal tabii, hayatlarını tabii, geçirebilecekleri tabii. çok önemli bir bölge. Tabii dolayısıyla güzel bir bölgedeyiz. O yüzden mesela Bunları belki sonra soracaksınız. Ben aradan <laughs> giriş ediyoruz. oldum. Ee, üniversitemizde de değer katıyor. Mesela Bandırma'nın şehir merkezindeki hayatın canlılığı, güzelliği. Ee, yani bunların hepsi tabii ki bizim için önemli. Biz şimdi fakülteleri kurgularken tabii ki hocalarımızla ilk kuruluşumuzda bir araya gittik. Neler kuralım, edelim. Bunları planladık. Sonra adım adım ilerledik. Tabii Gök'te de istişare halinde. Ee, şimdi denizcilik fakültemizi kurduk. Denizcilik fakültemizde şu anda iki bölümümüz aktif halde. İşte Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümümüz ve denizcilik işletmeleri bölümümüz var. İki bölüm daha var denizcilik fakültelerinde genelde. Onun da bütün çalışmalarını yaptık. Bütün altyapısı hazır. Yani bizim şu anda denizcilik fakültemiz. Laboratuvarıyla, altyapısıyla yani Türkiye'deki en iyilerinden bir tanesi. En Onu iyilerden, evet. Bir de çok fazla son zamanlarda haberlerde Bandırma 17 ile Eylül Üniversitesi'ni çok duyuyoruz. Özellikle bu müsilaj evet, konusunda evet. da çalışmaları olan bir fakülte. Tabii böyle evet. bir müsilaj tabii ki Türkiye için ciddi bir sorun oldu ama o anlamda bizim üniversite olarak tabii hı hı. ki güzel katkılarımız oldu. Denizcilik Fakültesi Dekanımız başta olmak üzere evet. müsilaj konusunda cidden... Ee, çok büyük katkımız oldu. Evet. Yani hocam bir iki ay neredeyse uyuyamadı böyle yurt hı hı içinden hı hı. yurt dışından sürekli röportajlar... Doğru. Yani o anlamda e, fakültemiz güzel işler yapıyor. Yani e, denizcilik meraklı arkadaşlar muhakkak merak ediyoruz. En iyi altyapı bizde e, evet. diyebilirim yani. Kesinlikle. Evet. Onun dışında yani her fakültede olan İktisaden Fakültesi bizde zaten Balıkesir'den devraldığımız bir, bir çok fakülte. Çok köklü bir evet. fakülte. Çok köklü. Cidden çok köklü. Yani birçok üniversitedeki eğitim öğretimden e, yani kaliteli eğitim öğretim var diyelim yani hı hı. E, ...kıyasladığımızda. ben yani eğitim öğretime öncelikle çok önem veriyoruz ve bütün e, öğrencilerimiz de buna şahittir. Kendi öğrencilerimiz bilir. Yani eğitim öğretimde iyiyiz Yani kalite olarak. Yani bunu görüyor. Öğrencilerimiz bana çok teşekkür ediyor bu konuda hocam. Yani üniversitemiz çok iyi diye. Hocalarıyla araları çok iyi, memnunlar. Ben de memnunum. Yani bir rektör olarak üniversitemizdeki eğitim, öğretim kalitesinden gerçekten memnunum. Akademik başarılar da söz konusu. Evet, Biraz evet. da onlardan bahsedin isterseniz. Ondan da bahsedelim. Şeyi de söyleyeyim de, hı hı. Şimdi insan ve toplum bilimleri fakültemiz var. Mertesik ya yani evet. ve doğa bilimleri fakültemiz var. Ömer Seyfettin uygulama Bilimler fakültemiz var. Sağlık Bilimleri Fakültemiz var, Tıp Fakültemiz var. Tıp Fakültesi. Mimarlık evet. ve Tasarım Fakültemiz, Spor Bilimleri Fakültesi. Yani 10 e, tane fakültemiz var. Yani öğrencimiz ne istiyorsa yani aşağı yukarı bütün bölümler üç aşağı beş yukarı bizde mevcut yani. Özellikle Meyoblarımız... Tıp Fakültesi evet. çok heyecan yarattı bu bölgede. Tabii. Yani Tıp Fakültesi çok çok gerekli bir şey. Bandırma halkı ve çevresindeki ...tabii ilçelerde, köylerde genelde insanlar Bursa'ya ya da Balıkesir'e gidiyorlar. O yüzden çok önemli bir fakülte olacak aslında. Ne zaman faaliyete geçecek. Şimdi geçti aslında. Şöyle geçti. Evet. Yani tıp fakültesine biz bu sene ikinci e, dönem, ikinci yıl öğrenci alıyoruz ama İstanbul Üniversitesi ile bir anlaşmamız var. Ne kadar Kendi güzel. Kendi binamızı evet. yapana kadar İstanbul Üniversitesi bizim öğrencilerimize ev sahipliği yapacak. Şu anda e, İstanbul Üniversitesi'nde okuyor bizim Orada eğitim alıyorlar. Şu anda ne orada kadar eğitim güzel. alıyorlar. Evet. Biz mesela bu sene inşaata başlayacağız. İnşallah bir aksilik olmazsa evet. yani önümüzdeki yıl veya inşaat bittiğinde öğrencilerimizi bandırmaya Buraya davet edeceğiz. Gecik. Ama bu arada biz hazırlık yapıyoruz öğretim üyelerimiz şu anda 38 tane hocamız oldu bu sene de yine bu önümüzdeki ay tekrar bir 20-25 civarında hocamız olacak. Tabii ki bu hastaneyi de etkileyecek. Tabii aldığımız hocalar Tabii. E, direkt hastanede görev alıyor. Ne kadar Tabii ki güzel. vatandaşı Tabii. muayene ederek hizmet sunmaya devam ediyor. Hizmet Öğrencimiz sunuyor. geldiği zaman da e, onlara da eğitim, öğretimde e, işte kadar destek güzel. olacaklar. Evet, çok önemli bir yani şey. Yani biz fakültemizi geliştiriyoruz hızlı bir şekilde. Yeni sağlık bilimleri fakültemiz çok güzel bizim. Beslenme ve diyetetik bölümü, hemşerilik bölümü, fizyoterapi bölümü, sağlık yönetim bölümü, sosyal hizmet bölümü, mühendislik fakültemizin altında beş tane çok güzel bölümümüz var. İşte başta bilgisayar mühendisliği, yazılım, elektrik, elektronik vesaire olmak üzere onun dışında Spor Bilimleri Fakültemiz bu sene ilk defa öğrenci alıyor antrenörlük Çok eğitimi. Güzel. Tabii evet. beden eğitimi ve evet. spor öğretmenliği bölümü var. E, keza insan toplum bilimleri altında da işte tarihi, edebiyat, Türk dili edebiyatı, sanat tarihi gibi sosyoloji gibi bölümlerimiz var. İyi İBF zaten malum yani hı hı. orada bütün bölümler var. Bütün, bütün bölümler yani iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi. Yani baktığımız zaman Ömer Seyfettin mesela çok ilginç. Hı hı. Ömer Seyfettin eee tabii gönendiyi biliyorsunuz. Hı hı. Fakültemize de onun adı verildi e Balıkesir'li olduğu için. Uygulamalı Bilimler Fakültemiz var ama altındaki bölümler Türkiye'de en çok talep gören bölümler. Yani öğrencinin en çok tercih ettiği bölümlerden. Çok güzel bölümlerimiz var. Neler var? Mesela yeni medya ve iletişim. İletişim. Bölümü, evet. Yönetim, çok değerli bir bölüm. Evet. Yönetim, bilişim sistemleri, uluslararası ticaret, lojistik. Bu sene halkla ilişkiler ve reklamcılığı da açtık. Çok güzel, yani talep hı. görüyor. Cidden çok talep evet. görüyor. Meyolarımızda çok güzel programlar var. Hı hı. Özellikle son birkaç senedir teknolojiyle ilgili yani bilişimle ilgili bölümler açıyoruz. Mesela bu sene Gönende işte bilgisayar destekli tasarım, animasyon, işte web tasarımı kodlama gibi bu tür bölümlerde açtık. Yani çok sayıda MEO programlarımız var. Orada da dediğim gibi belli bir kalitede eğitimler Bunları nasıl belirliyorsunuz Sayın Rektörüm? Gelen talepler ya sonucunda. Bunları, mı? Yani bunları aslında çoklu bir yöntemle <laughs> evet. diyelim. Bir kere hani şeyler belli. Hı -hı. Yani dünyada ve Türkiye'de hani mevcut programlar belli. Hı -hı. Onlara bakıyoruz. Bir de dönemde yani sadece şey değil. Yani bu döneme hitap edecek değil hani geleceğe, geleceğe de hitap, de edecek, hitap edecek, edecek yeni üniversite evet. olduğumuz için evet. en azından o şansı kullanıyoruz Yani aslında meslek yani. edinmeleri açısından değil mi evet, öğrenci evet. yani onları düşünüyorsunuz. Tabii mi? sadece eğitim öğretim değil tabii iş yaşamına geçince Hı -hı. istihdam olanakları açısından da Doğru. yani öğrenciye faydalı olabilecek bölümleri tercih etmeye çalışıyoruz programları tercih etmeye çalışıyoruz. Peki gelelim akademik başarılarınıza evet. onlardan da bahsedin bize. Yani biz tabii şimdi dediğim gibi genç bir üniversiteyiz ama artık şey yaptık. Yani genç e, ilk kurulduğumuzda Türkiye'nin en yeni üniversitesiiz diyorduk. Şimdi e, en genç üniversiteyiz e, üniversitesiz diyorduk. <laughs> şimdi artık onu da bir geride bırakmaya başladık. Olgunlaştık yani olgunlaşıyoruz. Evet. E, akademik başarıda da yani üniversiteleri değerlendiren bazı çalışmalar yapılıyor. Uluslararası ulusal Mesela ulusal düzeydeki çalışmalar bizi tabii memnun ediyor. Hı hı. Orada mesela diyeyim ki özellikle akademisyenlerimizin performansına ölçmeye yönelik devlet üniversiteleri sıralaması var. Orada mesela hocaların yayınlarına dayalı bir sıralama bu. Akademik teşvikten hı hı. yer alanların. Orada mesela biz İkimiz zaman 17.yüz, ikimiz zaman 24.yüz, 28.yüz yani böyle 15'te işte 25-30 arasında. İlk sıralara ya, giriyorsunuz. Yani evet evet yani hocalarımız Çok çalışıyor, üretiyor, başarı, bizi evet. memnun ediyor. Bir de öğrenci memnuniyeti anketleri yapılıyor. O da önemli. Türkiye evet. çapında. Orada da mesela tabii biz yeni üniversite kampüs yapısı falan yeni şekilleniyor. Bu sene mesela 24. sıraya geldik. Ee, yani 200 üniversite biliyorsunuz 200, Yeni 200 bir üniversite, 217 için. üniversite Tabii. var. Çok çok 217 iyi. üniversite içerisinde bizim öğrencilerimiz bizi evet. 24. sıraya koydu. Yani gerçekten öğrencilerimize teşekkür e, ediyorum. Peki geldiler mi öğrenciler bu sene? Bu sene gelecekler. Yani Hı -hı. şimdi yani maalesef işte Hı -hı. Evet. bu koronadan ne dolayı oldu, bir olmadı buçuk olmadı yıldır çok. öğrencilerimizle bir arada Hı -hı. olamadık. Hı -hı. Fakat e, uluslararası öğrencilerimizin Hı -hı. önemli bir kısmı burada. Evet görüyoruz. Bizim ee, caddelerde evet yabancı. E, Duyuruldu. 750 uluslararası öğrencimiz vardı. Çok güzel. Onların hepsi tabii biraz da e, yani burada bir kısmı kalmayı tercih etti. Bir kısmı hı hı. çalışıyor. Bir kısmının belki ekonomik gücü gel evet. yapmaya yetmedi. Yetmiyor. Yani onların e, en az 700-800 tanesi burada Bandırma'da burada, yaşıyor. Evet. Zaten Bandırmalı öğrencilerimiz de var. Hı hı. Yani 2000 öğrenci Balıkesir'den ve Bandırmadan kendi öğrencimizden yani bir ilin öğrencisi. Onlar da burada yaşıyor. Dolayısıyla onlarla zaman zaman hı hı. görüştüğümüz oluyor. Çok iyi. Peki bu TÖMER, Erasmus, Mevlâ ...gibi değişim programları kapsamında da çalışmalar yapıyor üniversite değil mi? Onlar evet. nasıl oluyor bahseder misiniz? Yani onlardan da bahsedeyim ki şimdi biz tabii ki dünyanın yani, yani üniversite olarak <laughs> kurduktan sonra tabii ki iddialarımızın olması lazım. Hem Türkiye'de hem bilimde hem diğer alanlarda önde giden öncü üniversite olma iddiasını ortaya koyarak yolumuza devam ediyoruz. Uluslararası tabii alan alanda da saygın, kaliteli, nitelikli bir üniversite olmak istiyoruz. Bu anlamda uluslararası bir atmosfer de oluşturabilmek için bir yandan işte bir öğrenci, bir yandan hocalar da yani uluslararası evet. hocalar da aramızda olsun istiyoruz. Bu öğrenci konusunda bunu başardık. Hı hı. Yani şu anda bizim 1750 öğrencimiz vardı ama 20 Eylül'de açılıyoruz biz. Yani bizim yeni eğitim öğretim yılımız bu 20 Eylül'de, 20 Eylül'de başlamış Eylül'de olacak başlayacak. inşallah. Evet. İnşallah. Ee, yeni yabancı öğrencilerimiz de biraz daha artacak bu anlamda. bir hı hı. 2250 civarında olmasını hedefledik. Hı, çok iyi. Ee, yani şey yapıyoruz. Yani çok başvuru var. Şu anda başvurular devam ediyor. Geçen sene 10 bin civarında başvuru vardı. Bu evet, sene de bunu geçeceğimizi ümit ediyoruz. Evet. Yani bandırmayı istiyor. Bu Gerçekten i̇nsanlar burada yaşamak öğrencilerimiz burada yani. yaşamak istiyor. Keşfettiler yani bandırmayı. <laughs> Dolayısıyla e, 2250 öğrenciye de bandırma hazır olsun <laughs> onu söylemiş evet. Yabancı öğrenciye. <laughs> Yabancı Yoksa öğrenci. bizim 19 bin öğrencimiz olacak. Onu da söyleyeyim. Bu, bu da ee, zaten şehrede büyük bir katkı sağlamış şimdi olacak. Öğrencimiz tabii her sene giderek artıyor. Ee, geçen sene 16.000 civarındaydı. Bu sene 19.000'i biraz geçmiş Hı -hı. olacağız. Yani 20 Eylül itibariyle bir sonraki sene 23 bin, bir sonraki sene 26 bin derken hızlı bir şekilde de büyümemizi devam ettiriyoruz. Evet, hoca güzel. sayımız da artıyor tabii bu arada. Tabii bu arada. Şu da anda hoca sayısı personel sahibiz. sayısı olarak da işte 800'lere yaklaştık. Nasıl talep var mı diğer üniversitelerden yıl buraya gelmek isteyen? yıl ya. sonuna doğru 850 personel Oo, sayısı güzel. olacak. Yani bize çok talep var. Değil yani mi? eksik kalmıyoruz. Hı -hı. Yani tabii Bandırma'nın coğrafi konumu itibariyle evet. güzel bir bölge. Güzel bir Büyük şehirlere evet. yakın olması, güzel Hı -hı. bir deniz kenarında Hı -hı. böyle güzel bir e, iş, ortamda olması. Evet. Yani hem kapıda hem hocayı evet. hem, öğrenciyi hem yabancı öğrenciyi etkiliyor. Yani Kesinlikle. Mesela beni de etkiledi. Bandırmada <laughs> rektör olmak için mesela <laughs> aday oldum mesela. <gülüyor> Gitmek <laughs> yani artık, dedim. Ee, bir, tabii tabii. Yani. İlk göreve Ama başlarken siz de 6 yıl önce. burada seviliyorsunuz gerçekten. Hem öğrenciler tarafından hem halk tarafından. Evet. Çünkü çok iç içesiniz. Onu görüyorum. Yani çok fazla kendinizi böyle uzak tutmuyorsunuz. Hep öğrencilerle birliktesiniz. Yani öyle bir şeyimiz yok tabii. Yani sonuçta Hı -hı. ben tabii Bandırmadayım. Burada hem bandırmalılarla hem öğrencilerimizle Hı -hı. mümkün olduğu kadar yani bir arada olmayı ilke Çünkü onların Seviyorum. taleplerini alıyorsunuz, tabii, onları tabii. değerlendiriyorsunuz Hı -hı. zaten. Peki günümüzde yüksek öğretimde uygulamalı eğitimin ön plana çıktığını görüyoruz. Sizler iş yeri uygulamaları ve üniversite sanayi işbirliği hususunda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Yani dedik ya yeni nesil bir devlet Hı -hı. üniversitesi işte yani dünyayla uluslararası arenayla evet. uyumlu bir üniversite derken ve günümüzde özellikle yani bu işsizlik meselesi uh -huh. tabii ki bütün dünyada sorun. ve aynı zamanda bu konularla ilgili de çalışıyorum. Evet. Bu işsizlik tabii dünyada eskiden de sorundu. Yani eskiden derken özellikle 80'li yıllardan sonra şimdi de daha büyük bir problem oldu. Sadece ülkemiz için değil, dünyada uh -huh. birçok ülkede, gelişmiş ülkelerde de problem. Bu problemle ciddi mücadele etmemiz lazım. Ve üniversiteler bu anlamda çok önemli, gerçekten çok önemli. Evet. Ee, üniversite O yüzden uygulamalı eğitime geçmemiz lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii YÖK Başkanı değişikliği oldu. Üniversite camiasını ilgilendiren hı hı, bir şey. Hı, hı, hı. Yani eski başkanımız Zekta Saraç Hocamız, Cumhurbaşkanı baş danışmanımız oldu. Görev süreci bitti iki dönem. Hı hı. Çok güzel hizmet etti. Yani ben gerçekten e, onun döneminde çok büyük gelişmeler yaşandı. E, yani siz uygulamalı eğitim demişken aklıma evet, geldi. Evet. Bir çünkü çok güzel şeyler yaptı. Vaktimiz yok hı hı. anlatamayacağım ama bu uygulamalı eğitimde... E, Özellikle o çok güzel adımlar attı. Semeresini birkaç yıla alacağız. Evet. Marmara Üniversitesi Rektörümüz Erol Hoca şimdi yük başkanı oldu. Ona da burada evet. hayırlı Yeni olsun. Yeni başkanı, başkanı hayırlı güzel olsun. Güzel görevler diyelim. diliyorum. Ya. Evet. Dolayısıyla uygulamalı eğitim Türkiye'de sadece bizde değil ama ben göreve geldiğimde aklımdaki ilk şeylerden Hı -hı. biri oydu yani meyolar başta olmak üzere uygulamalı eğitime geçelim ki evet. gençler hani mezun olduğu zaman hemen iş başı yapabilsinler diye Biz şu anda bütün meslek yüksek okullarımızda uygulamalı eğitime geçtik. Yani bir dönem e, muhakkak e, kendi alanlarıyla ilgili bir iş yerinde bir kurumda hı hı. E, okula gelmeden şey yapacaklar, bugünlümlüle eğitim eğitime zaten bu onlara e, iş fırsatı da sunmuş tecrübe olacak. kazanmalarına yol açacak. Evet. Şeylerde de öyle. Bizim e, zaten 4 yıllıkların mesela sağlık bilimleri başta olmak üzere. Tıp da öyle, ee, hı hı. yani birçok birçok öyle. Değil, Onlar mi? zaten zaten uygulamalı hı hı. yani hastanelerde zaten görev yapıyorlar. Peki bu yüksek öğretimde uygulamalı bölümler hangileriydi sayın rektörüm? Onları tekrarlayalım isterseniz. Biz, bizde çok mi? Çok merak ediyorlardır, evet, bizdekiler. E, bizde mesela e, uygulamalı olanlar. Ya uygulamalı işte mesela meslek yüksek okullarının hepsi uygulamalı. Hepsi uygulamalı. Tabii mesela ha. nedir? Adalet meslek yüksek Adalet. okulumuz var mesela adli saraylarında işte avukatlık olanlar vesaire evet. bir dönem gidiyorlar. Hı -hı. Veya ne var? Baktım, sağlık bilimleri. mesela işte sağlık bilimleri mesela fizyoterapi, Hı -hı. optisyen, e, sosyal hizmet, tıbbi görüntüleme teknikleri bunlar Hı -hı. mesela bir dönem uygulamaları. eğitim. Ya hepsi yani mesela bilgisayar bilişim, işte biraz önce söyledim işte web tasarım mesela Hı -hı. bunlar ilgili kurumlarda. Evet. Kamu kurum mesela Manyas'ta Genelde sosyal bilimler mevzu ağırlıklı. Oradakiler de kamu kurumlarında. Hı -hı. Ee, mesela ne var? Orada işte sosyal güvenlikli sağlık kurumları işletmeciliği gibi. Bunlarla İş uygulamalı sağlığı, bir şekilde eğitim da görebiliyorlar. Ne kadar güzel. İşletme yönetimi muhasebe gibi Hı -hı. onlar da şeyde. Gıda teknolojisi, et ürünleri, onlar da burada et ve tavukla ilgili hı hı. çok Birçok fabrika var. Tabii bandırma dediğimiz zaman Bandırmanın ekonomisi çok hı hı. gelişmiş. Türkiye'deki en gelişmiş ilçelerden. Evet. İlk belki 25'lere 30'lara giriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ekonomi gelişmiş, tarım hı hı. gelişmiş, sanayi gelişmiş. Evet. Yani bu ortamda hani staj yapmada falan da sık yok. yapmıyoruz. Doğru. Güzel bir ilçemiz. Hani evet. il olmasa da Çoğu ilden de büyük, çok büyük bir yer imkanları sonuçta. da çok büyük. Evet. O anlamda Bandırma her şeyle hı hı. yani üniversitemiz içinde böyle güzel bir ortam. Evet. Peki son olarak evet. adaylara, özellikle ailelere neler söyleyeceksiniz? Neden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni tercih etsinler öğrencilerimiz? Ya Bandırma 17 Eylül Üniversitemiz biraz önce hani böyle özetlemeye çalıştık gerçekten heyecanlıyız. Genç evet. bir kadromuz var. Yani bir yere e, akademisyenlerimiz de geldiği zaman aynı heyecana sahip oluyor. Şunu söyleyebilirim. Yani biz aslında bandırmaya böyle mutlu e, evet. insanların olduğu şehir deniyor. Evet. İlk geldiğimde benim bu çok hoşuma gitmişti böyle araştırırken eğitim düzeyi yüksek, mutlu insanların olduğu bir şehir. Üniversitemiz de aynısı havaya Hı. göründü. Evet. Üniversitemiz hiç kavganın dövüşünün olmadığı, yani böyle çekişmeler falan Yok, olur ya bazen evet. memur çalışanlar arasında, Doğru, evet. hocalar arasında. Gerçekten ben, üniversiteye girdiğimiz zaman da evet, herkesin güldüğünü evet. ve mutlu olduğunu görebiliyoruz. Yani memnun olduğu, yani çalışanların memnun olduğu, hatta şunu şey yapayım, gene başka bir araştırmada 33. sıradayız o anlamda. Oo, çok güzel. Yani 217 üniversite içerisinde çalışanların mutluluğu bakımından hocalarımız sağ olsunlar demişler ki biz mutluyuz Hı -hı. üniversitede. Aha, ne güzel. E, o, bu da çok güzel bir şey. tabii ki. Yani mi? böyle sıralamalardaki bu tür şeyler e, tabii hı -hı. Bizi de memnun ediyor. O yüzden öğrenciye de sirayet ediyor bu. Hı -hı, hı -hı. Öğrencilerimiz de kendi işiyle gücüyle ilgileniyor. Yani güzel bir biz güzel bir kampüs hı -hı, kuruyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar geldiği zaman güzel bir kampüs. Sosyal alanlar olacaklar. Olan, evet. Sosyal alan alanlarıyla alanlar birlikte. Olan. Daha da gelişecek bu. Daha da gelişecek zaman içerisinde. Ama şu anda yeterli çok güzel güzel bir kampüsümüz uh -huh. var. Bunun dışında dediğimiz gibi yeni bir bakış açısıyla yeni nesil devlet üniversitesi izliyoruz. Yani çağın gerektiği şekilde hareket ediyoruz. Öğrencilerin burada mutlu olacağı, güzel bir dediğim gibi eğitim öğretim ortamına kavuşacağı bir güvenli o, bir yer olduğunu da söylemek lazım. Bandırma çok önemli. Güvenli evet. çok, hiç yani çok fazla hı -hı, hı -hı. sorun yok. Burada biliyorsunuz bizim öğrencilerimiz evet. bazen böyle geceler, de birlerde, ikilerde bile bir çok evet. rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Öğrenci aklıma. bağrına basan bir halk söz konusu. O yüzden de hani e, gönül rahatlığıyla. Yani öğrencimiz de bunu biliyor. Şunu söyleyeyim. Biz yüz doluyuz. Yani öğrencimiz de bizi keşfetti tabii. Hı hı, onu da söyleyelim. Hı. Yeni bir devlet üniversitesi olarak yüzde yüz doluluk oranına ulaştık biz yıllardır. Bu sene de ben %100 dolu olacağımıza tabii kesin eminim yani. Hı. O halde şimdiden başarılar dileyelim. Tabii bekliyoruz. Ben yani <laughs> dolayısıyla tercih yapma arifesinde olan değerli öğrencilerimizi hı hı. ve ailelerini üniversitemizi de üniversitemizi incelemeye teşvik ediyoruz. Evet, yani sitemize bakabilirsiniz. Çünkü biz kendimizi de iyi tanıtmak için çok çok gayret gösteriyoruz. Evet. Yani bizim e, web sitemizde bakabilirler. Biz aynı zamanda e, bütün fuarlara katılıyoruz, online fuarlara katılıyoruz. Şehrimizde de bütün e, ilçelerimizde standlar, standlar. kuruyoruz. Yine kampüslerimizde standlar kuruyoruz yani gelip bizi yakından da tanıyabilirler. tanıyabilirler. Onları yani üniversitemizde davet ediyoruz bu vesileyle. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz. TRT Radyo 1'de ışık tutanlara konuk oldunuz. Her zaman öğrencilerinize ve Marmara'ya aslında ışık tutmaya devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Bu fırsatı verdiniz bize. Sizin de önceden de biliyorsunuz <laughs> evet. bir araya gelmiştik. Evet. Bu imkanları tanıdığınız <laughs> için yani biz de size çok evet, teşekkür ediyoruz. Göreviniz çok efendim. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyenler TRT Radyo 1'de ışık Tutanlar burada sona eriyor. Teknik yönetmenimiz Erol Doğu, program yapımcımız Zeynep Matur. Programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan. kalın sevgiyle kalın. Işık Tutanlar